Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz güzel modellerin yapımına çalışacağız hanımlar. Ben yine bir modelden yola çıkarak birkaç tane farklı model elde ettim. Bu videomda ekranda görmüş olduğunuz modellerin yapımını, inşallah bir sonraki videomda ise kalan modellerin yapımını paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi hepsini yakın çekim olarak göstermek istiyorum. Bakın, bu model var olan bir modeldi. Benim tasarımım olan bir model değil. Ben sadece kum boncuğun ve kristalin ebatının sayısını değiştirerek böyle bir görüntü elde ettim. Ama benim modelimle arasında çok küçük bir fark olduğu için ve gerçekten şık bir görüntüsü olduğu için sizlerle bunun yapımını paylaşmak istedim. Modelimin en basit hali bu hanımlar. Bakın şu şekilde tek renk. Burada iki renklisi. Görüntüsü bu şekilde. Burada yine tek renk, kenarda kum boncuklardan dörtlü çiçekler yaptım. Çok zarif bir görüntüye sahip. Burada yine iki renk, kenarda kum boncuklardan dörtlü çiçekler var. Ben sizlere fikir olsun diye yine minik minik modeller hazırladım her zaman olduğu gibi. Şimdi gerekli malzemelerimizi sayalım. İpe dizi kum boncuğumuz var. 2, 3, 4, 6 milimlik kristal boncuğumuz var hanımlar. Siz hangi ebatta kristal boncuğu kullanmak isterseniz onunla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben 4 milimlik kristal boncuk kullandım. 0.20'lik misinam ya da boncuk ipim ve her zaman olduğu gibi boncuk iğnem var. Bakın, bir kum bir kristal, bir kum bir kristal, bir kum bir kristal boncuğumu alıyorum. Misinamın altına iniyorum. Aşağıda birazcık uzun mesafe bırakmayı unutmayın. Aparatını eklemek ya da sağlamlamak için kullanırsınız. Hepsinin içinden şu şekilde bir kez geçtim. Başlangıç noktam olduğu için sağlam olsun diye buraya 2 adet düğüm atacağım. Bir ve iki. Şimdi iğnemi alıyorum. Düğümümden uzaklaşacağım hanımlar. Bakın, düğümüm burada. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen yanımdaki kum boncuktan geçiş yapıp düğümümden uzaklaşıyorum. Böyle bir görüntüm oldu. Yeşil kristalim altta olması gerekiyor. Şimdi bu çalışma hanımlar iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamız şu. Eğer misinamız iki tane kırmızı kristalin arasındaki kum boncuktan çıktıysa, şu an olduğu gibi şu şekilde alıyoruz. Bir tane kırmızı kristal, bir kum, bir yeşil kristal, bir kum ve bir kırmızı kristal. Bakın, tekrar söylüyorum. Misinam iki tane kristal boncuğun arasındaki kum boncuktan çıktığı zaman bu şekilde alıyoruz. Kırmızı kristal, kum, yeşil kristal, kum ve kırmızı kristal. Misinam buradan çıkmış, hemen arkasından çaprazlıyorum. Elimle ters çevirdim. Yanımdaki kristal boncuktan ve kum boncuktan geçiş yapıyorum. Yani iki boncuktan. Bakın şimdi misinamız yeşil boncuğun yanındaki kum boncuktan çıktı hanımlar. Yeşil kristalimizin yanındaki kum boncuktan. O zaman da bir kırmızı kristal, bir kum, bir kırmızı kristal, bir kum ve bir yeşil kristal boncuk alıyoruz. İşte bu da çalışmamızın ikinci aşaması. Hep biz sırasıyla bu iki aşamayı gerçekleştirerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar çalışıyoruz. Bakın, hemen elimde ters çevirdim. Buradaki kırmızı kristalimden ve kum boncuğumdan çıkış yapıyorum. Bakın şimdi ne oldu? Misinam yine İki tane kırmızı kristalin ortasındaki kum boncuktan çıktı. O zaman nasıl alıyorduk hanımlar? Bir tane kırmızı kristal, bir kum, bir yeşil kristal, bir kum ve bir tane kırmızı kristal. Bu çalışmamızın birinci aşamasıydı. Misinam buradan çıkmış, arkasından çaprazlıyorum. Elimde ters çeviriyorum. Yanımdaki kristalden ve kum boncuktan, iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Şimdi ne oldu? Misinam yeşil kristalimin yanındaki kum boncuktan çıktı. O zaman bir kırmızı kristal, bir kum,
bir kırmızı kristal, bir kum ve bir yeşil kristal alıyoruz. Bakın. Bu da ikinci aşamamız. Nesinem buradan çıkmış. Arkasından çaprazlıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Kırmızı kristalimden ve buradaki kum boncuğumdan yukarı çıktım. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışabilirsiniz. Gerçekten çok kolay, çok basit bir model. Bakın diyelim ki biz kenarda kum boncuktan dörtlü çiçekler yapacağız. Hemen o modeli de göstereyim. Buradaki kum boncuğuma kadar boş ilerledim. Bu modelin tek renklisinde yapmak istiyorsanız hanımlar yine aynı işlemleri yapacağız. Kristallerimizi yeşil kristal yerine mesela tamamen kırmızı kristal ya da kırmızı kristal yerine ya da tamamen yeşil kristal olarak alacaksınız. Ya da kendi sevdiğiniz bir renk kristali de kullanabilirsiniz. O şekilde de modelimizin tek renklisi ortaya çıkar. Bakın şimdi buradaki kum boncuğuna geldik. 3 tane kum boncuğu alıyorum. Dörtlü çiçekler oluşturacağız hanımlar kum boncuğundan. Bakın 3 tane kum boncuğumu aldım. Buradan çıkmış misinam hemen tersinden çaprazlıyorum. Aynı zamanda şuradaki kum boncuğuna ilerlemem gerekiyor ya. O yüzden buradaki kristallerimin arasından misinamı gizleyerek ipimi yürütüyorum. Bakın buradaki kum boncuğuna geldim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne yapacağım? Burada da dörtlü çiçekler oluşturacağım. O yüzden hemen 3 tane kum boncuğumu alıyorum yine. Bakın 1, 2 ve 3. Misinam buradan çıkmış. Arkasından çaprazlıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bir kere de şöyle göstereyim sizlere. İyice anlaşılsın. Sonra şuradaki kum boncuğuma gelmek için kristallerimin arasından misinamı gizleyerek yürütüyorum. Bakın buradaki kum boncuğuma geldim. Ne yapacağım? Şimdi yine 3 tane kum boncuğu alacağım. Ve burada da dörtlü kristalimi dörtlü çiçeğimi oluşturacağım. Kum boncuklu dörtlü çiçeğimi. Bakın buradan çaprazladım. Hemen yandaki kristalden geçiş yaptım. Buradaki kum boncuğuna geliyorum. Son bir kez daha göstereyim hanımlar. Videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Bakın 3 tane kum boncuğumu aldım. Misinam buradan çıkmış. Arkasından çaprazlıyorum. Ama aynı zamanda şuradaki bakın buradan çaprazladım. Burada dörtlü kum boncuğundan çiçeğimi oluşturdum. Ne yapıyorum? Aynı zamanda şuradaki kristallerden de geçip buradaki kum boncuğuna kadar ilerliyorum. Neden? Çünkü burada da dörtlü çiçeğimizi oluşturacağız. Bunlara da yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi tek renk yapmak istiyorsanız bütün kristalleri tek renk alacaksınız demiştim. İki renkli modelinin yapımını gösterdim. Dörtlü çiçekli modelin yapımını da gösterdim. Kenarlarda kum boncuktan dörtlü çiçekli modelim. İsterseniz bunu da iki renk olarak çalışabilirsiniz hanımlar. Videonun başında da söylediğim gibi ben sizlere fikir olsun diye yine minik minik modeller hazırladım. Şimdi gelelim en son modelimize. Bakın bunu da tekrar göstereyim. Görüntüsü bu şekilde. Ne yapıyorum? 6 tane kum boncuğu hanımlar. Bir tane kristal boncuk alıyorum. Bakın 2, 4, 6. Bir tane de kristal boncuğumu aldım. Burası aynı zamanda bizim kapama yerimiz olacak. İsterseniz kapama aparatınızı da boncuklarla birlikte takabilirsiniz. Ya da daha sonra küçük halka yardımıyla da takabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde tuttum. 6 tane kum boncuğumun ve 1 tane kristalimin içinden geçiyorum. Başlangıç noktam olduğu için sağlam olsun diye burada hemen bir tane düğüm atıyorum. Şimdi düğümümden uzaklaşacağım. Bakın düğümüm burada görmüş olduğunuz gibi. Yanımızdaki kristalden yukarı çıkıyoruz. Düğümümden bir boncuk uzaklaşmış oldum. Şimdi yapacağımız işlem hep aynı. O yüzden çok yavaş göstereceğim hanımlar. 1, 2... Kristalden çıkmış bakın ipimiz. O yüzden kum boncuğuyla başlıyoruz. Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğu alıyoruz. Bakın
bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğu aldım. İpim buradan çıkmış. Tersinden çaprazlıyorum. Hemen elimde çevirdim. Şu yanımdaki bir tane kum boncuğundan yukarı çıkıyorum. 6 tane kum boncuğu alıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Benim kullandığım kristal hanımlar 4 milimlik kristal. Bunun çevresini sarmak için 6 tane kum boncuğu yeterli oluyor. Eğer siz daha küçük ya da daha büyük ebatta kristalle yapacaksanız bu çalışmayı, kum boncuğu sayısını ona göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Bakın buradan çıktık. Aynı zamanda hemen yanımızdaki kristalden de geçiş yapıyoruz. Şimdi ne yapacağım? Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğum alıyorum. Bakın bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum. İpim buradan çıkmış, tersinden çaprazladım. Hemen elimde çeviriyorum. Yanımızdaki bir tane kum boncuğundan yukarı çıkıyoruz. Buraya 6 tane kum boncuğu yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane kum boncuğumu aldım. Bakın 2, 4, 6. İpim buradan çıkmış. Yanımızdaki kum boncuktan ve onun yanındaki kristalden çıkış yapıyoruz. Hep aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğiz hanımlar. Sıkı tutuyoruz. İpimizi çekiştiriyoruz. Son kez gösterip videomu bitiriyorum inşallah. Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum boncuğunu alıyorum. Bakın. İpim buradan çıkmış. Tersten çaprazlıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Yanımdaki bir tane kum boncuğundan yukarı çıkıyorum buradan. Şimdi ne yapacağım? 6 tane kum boncuğu alıp bunun çevresini saracağız, kristalimizin çevresini. 2, 4, 5 ve 6. Bakın 6 tane kum boncuğunu aldım. İpim buradan çıkmış. Hemen yanımızdaki kumdan ve onun yanındaki kristalden 2 boncuktan geçiş yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışabilirsiniz. Bakın görüntümüz ortaya çıktı. Diyelim ki kapama yerini yapacaksınız. Başlangıçta olduğu gibi 6 tane kum boncuğu alıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Bakın 6 tane kum boncuğunu aldım. İsterseniz aparatını da boncuklarla birlikte takabilirsiniz. Ya da daha sonra yine küçük halka yardımıyla eklersiniz. O tamamen size kalmış. İpim buradan çıkmış. Tersten çaprazlıyorum. Bakın kapama yerimizi de oluşturduk hanımlar. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.